Ve bir şeyler gelmiş bu odaya. Bu odada bir şeyler olmuş. Arkadaşlar, uzun zamandır sizlerin istediği, benim de yapmaya çalıştığım tarzda bir şey oldu gibi sanki. Ne diyorsunuz? Ha? Sonunda arkadaşlar bir dolap molap aldım görüyorsunuz. Biraz hayal kırıklığı oldu. İnternette göründüğü gibi gelmediler. Daha kaliteli bir şeyler olduğunu düşünmüştüm. Sıkıntı yok. Yine mutluyuz. Arka planımızı güzel yapacağız. Şurada görmüş olduğunuz kutular mutlar işte diğer taraflarda da var. Bir sürü çevremde. Hepsini bunlar yapılacak diye işte bir sürü şey dışarı koyduk. Kutuları sağa sola her yere atabildiğimi atmaya çalıştım. Şimdi bunları güzelce raflara dizelim. Ve bu video harika bir video olacak. Çünkü arkadaşlar 2020 yılı hepimiz için çok zor geçti. Benim şahsım için de, sizler için de. Biraz olsun ben de üstüme düşeni yaparak sizleri gülümsetmek ve bir şeyler vermek istedim. Ve harika bir çekilişte bu videoda gelecek arkadaşlar. Videonun devamında anlatacağım olması gerekenleri, nasıl olması gerektiğini. Ben de bu mutlu haberimi sizlerle paylaşarak biraz olsun gülümsetmek de istedim. Uzun zamandır sizler de diyordunuz. Ben de kanalı açtığım günden beri bir arka plan, bir işte rafı nasıl yapayım, nasıl dediğim biliyorsunuz hep şu vardı. Fakat tabii ki görsel olarak çok daha güzelleri yapılabilir. Ev kirada arkadaşlar. Öyle olduğu için de böyle rafları asmayı düşündüğüm planları yapamadım. Çünkü hani duvarlara zarar vermek istemiyorum. Şimdi bunu yaptık. Bakalım nasıl olacak. Hadi dizime geçelim. Daha sonra da çekiliş haberini vereyim. Ve yıl sonuna kadar yapmayı düşündüklerimle anlatacağım. Bugüne kadar beni desteklediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bugünden sonra da daha iyi videolarla, daha iyi içeriklerle hep karşınızda olmaya çalışacağım. Hadi bakalım. Doldurmuş olduk arkadaşlar bu şekilde. Sizce nasıl oldu? Böyle zigzag yapmaya çalıştım. Hani farklı dizmeye çalıştım. Bu şekilde olsun dedim. Sizce güzel olmuş mu? Alt taraflar çok gözükmeyeceği için top koydum. Altların gözükeceğini düşünmüyorum. Ama bu şekilde güzel olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Hani açı şöyle de olabilir. Tam önü de olabilir. Sıkıntı şu buradaki. Ben bu kutuları daha büyük olduğunu düşünmüştüm. 30 santim gibi yazıyordu. Ama çok küçük geldi. Biraz da şuralardan tam değil. Bu da beni zorlayan şeylerden biri oldu ama bence böyle gayet iş yapan güzel kutucuklar olmuş oldu. Siz ne diyorsunuz? Bu şekilde güzel oldu mu? Şimdi üstünü dizayn edelim. Daha sonra da şuraya geçelim ve komple bir görüntü alalım. Bakalım nasıl oluyor. Biraz terledim açıkçası arkadaşlar. Havada şu an güneş vuruyor. Sıcak hissediyorum. Şu parmak top tamam aşağıda çok güzel oldu. Toplarla da bir şeyler yapabilirim. Ama bir de arkadaşlar şu topum da var. Hyper Grip. Aslında onu şöyle ortaya veya danışuyu nasıl yapsam? Bir dakika şöyle yapayım bence. Bence şunu kaldırayım. Şunu danışuyu şöyle alalım. Biraz daha parlak önde gibi olmuş olsun zaten. Jays yapmış olalım. Aslında şuraya full Jordan yapabilirim. Full bir yeri Kyrie yapabilirim. LeBron yapabilirim. Seçenekler limitsiz. Şimdilik böyle olsun. Zaten her videoda bunları değiştirmeyi düşünüyorum. Hem temizlenmesi açısından buranın çok fazla tozlanmasını istemiyorum. Ama biraz yorucu olacak. Fakat buraya değmesi lazım. Değecek. Hadi şimdi üstünü dolduralım. Evet, son durum şu şekilde. 3-5 tane kutu ve bir tane kupa var. Kupa basketbol değil maalesef arkadaşlar. Basketbolda birkaç madalyam var. Madalyalar falan şurada bir şeylerim var. Bu arkadaşlar benim satranç birinciliğim. Birkaç tane birinciliğim var. Bir tanesinde kupa vermişlerdi. Diğerlerinde madalyam var. Şu şekilde bence gayet hoş ve gayet güzel bir görüntü oldu. Buradan da aşağı doğru geldiğiniz zaman ayakkabılar ve toplar. Bakın bu kadarcık şeyi bile nasıl güzel yapabildik. Niye bu kadar bekledim diyorum kendi kendime. En iyisi olsun diye bekliyordum arkadaşlar şu güne kadar. Hani hep en iyisi olsun, en güzeli olsun. Öyle olunca da bir türlü harekete geçmek çok zor. Hayatta birçok şeyde böyle hissediyoruz. Neyse buna da şükür şu an gayet iyi.
biraz biraz şekillendi. Arkadaşlar, LeBron James, Paris, France, Eiffel Kulesi ve New York Yankees'e almış olduğum top ters koyabildim. Anca öyle durdu. Burada Allen Iverson'ın Question Mid'ler, arkada Nate Robinson, LeBron James portresi. Burada Beat Studio 3 kulaklıklarımın gerçekleri burada. Oraya çünkü ayakkabı koysam biraz nasıl olur, nasıl eder bilemedim. Onu ayakkabıyla da değiştirebilirim ama kutu da orada duruyordu. Dedim burada olsa daha güzel galiba. Ve efsanevi Jordan 11'lerim. Burası da niye böyle koydum diyorsanız, tam ben şurada oturmayı planlıyorum arkadaşlar. Böyle olduğu için burası gözükmeyecek. Belki hani şurası bile doğru düzgün gözükmeyecek. Bu şu ana kadarki sahibi olduğum en güzel kutu olabilir. Yine bu da güzel Dreamer kutusu. Puma RSD Dreamer incelemesi kanalda mevcut. İzlemediyseniz Jordan Retro 12. Yani şuralarda çok gözükmeyebilir arkadaşlar. Burada oturacağım için hani burası biraz daha ölü. Ama sanki böyle bir tane de şuraya SpongeBob tekli koysam diyorum. Fena olmaz diyorum. Acaba Dreamer'ın üstüne de diğer tekini mi koysam şöyle. Yalnız bir sıkıntımız daha var. Şöyle olabilir belki. Bir sıkıntımız daha var. Bu çok inceymiş arkadaşlar ve sallanıyor maalesef. Alt tarafı iki tane şöyle ağırlıkla sabitlemeye çalıştım. Fakat biraz sallanıyor yine. Yapabileceğimizin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Fazla üstüne bir şeyler de koymak istemiyorum. Belki şu PG'yi ters çevirsem daha güzel olacak gibi. Değil mi? Ya şu PG'yi şunu bir tanesinin kutusunun üstüne koysam. Şunu da şöyle koysam. Sallanıyor bile. Yok, hiç olmadı o. PG burada olmadı. Renk versin diye aslında direkt Dan Issue'yu da koyabilirim. Burada biraz dikkatli olmam lazım. Sanki böyle daha güzel oldu gibi. Ne diyorsunuz millet? Bence oldukça güzel oldu. Birlikte bir bütünlük oldu. Şurayı da yeni buraya da koltuğum da gelecek. Böyle olunca gayet güzel. Evet, kutularım. Geri kalan kutular mutular. Arkadaşlar buraya da bir tane görüyorsunuz çalışma masası aldım. Yine bu da beklediğim gibi çıkmadı. Online alışverişin sıkıntısı. Sushi'm de burada. Sushi! Ah! Yeri, favori yeri burası oldu. İşte laptoplarım iş için biraz evde zaman harcıyorum. Fena değil. Buraya da şimdi kutuları güzelce dizeyim. Kalanlarını dizeyim. Son haliyle bitirelim bu işi. Bence güzel oldu. Ve inceleme videolarında ben çok beğeneceğinizi düşünüyorum arkadaşlar. Görüntü güzel. Son haline aldı. Şu şekilde boydan boya bir odanın duvarı. Gayet çılgınca. Daha güzelleri de olacak arkadaşlar. Bu sadece bir adım. Ne güzel çıkar, nasıl olur? Biraz böyle kullanayım, daha farklı şeylerde düşünüyorum. Şu kare kare yapı çok güzelmiş ama tozlanması benim için en büyük problem. Kendimizi her zaman geliştiriyoruz biliyorsunuz. Bu da gelişim basamaklarından biri olarak düşünebilirsiniz. Evet, bu şekilde güzel bir açılış yapmış olduk. Benim bu videodaki amacım aslında sizlere farklı ve harika bir haber vermek, çekiliş haberi vermek. Uzun zamandır beklemiş olduğunuz bir çekiliş haberi veriyorum arkadaşlar. Neden bu kadar geç kaldı? Onunla başlayayım. Çekilişteki ayakkabılardan bir tanesi Kyrie 7 olacak. Kyrie 7 bir türlü elime ulaşmadığı için bu kadar geç kaldı. Özür diliyorum. Hala kargoda baktım, artık gelmeyecek. Dedim çekilişi başlatayım yoksa bir türlü başlatamayacağız. Bir de çekilişe ne versem, nasıl versem onları düşündüğüm için biraz da geç kalmış olabiliriz. Şimdi ne veriyorum? Kyrie 7 veriyorum arkadaşlar. Peki bu yeter mi? Hayır. Bir de Jordan Jumpman short vereceğim. O ne demek? O hangisi abi diyorsanız hemen bakın altındaki short. Bunun 3-4 tane rengi var. Yine beyaz bir rengi çıktı. Kyrie kargosunda o da olacaktı. Onu da verebilirim. Herhangi bir tanesini, herhangi bir bedenini. Direkt Nike.com'dan söyleyeceğim ve o şekilde göndereceğim. Peki bitti mi? Hayır, tabii ki bitmiyor. Bir tane de tight veriyorum arkadaşlar. Peki hangi tight'tan? Hepinizin çok beğendiği, benim inceleme videolarıma geri dönüp bakarsanız pedli Nike tight'ı 3 ürün vereceğim arkadaşlar. Bitiyor mu? Hayır, bitmiyor. Kendim kullanmadığım 2 tane güzel tight'ımı da yine ekstra olarak vereceğim. Totalde 5 ürün veriyorum arkadaşlar. Biri ayakkabı, biri short, 3'ü tight. İkisi benim tight'ım artık. Az giyilmiş, az kullanılmış. Temiz, merak etmeyin, makinede yıkadım. Bir tanesi direkt Nike'den gelecek. Bu 3 ürün, Nike'den gelecek ürünler istediğiniz boyut, istediğiniz size ve numara
olacak. Benim kendi gönderebileceğim maalesef large olacak. Çünkü ben large giyiyorum. Umarım large giyen biri çıkar. Type'ları göstereyim. Diğer odadalar. Veya onları getireyim o şekilde. Sizlere açmış göstermiş olayım ne kazanacaksınız. Ve sonra da çekiliş şartlarından biraz bahsedelim. Nasıl katılmanız gerektiğinden bahsedelim. Gerçi açıklama ve yorumlarda da olacak ama. Cheers, pek müsait değildi. Ben de elime aldım geldim. Arkadaşlar hemen başlayayım. Bu Nike'ın en beğendiğiniz hatırlarsanız dizleri pedli çok belli olmuyor ama şu anda giydiğim zaman çok belli oluyor. İşte içi cepli, telefonunuz falan müzik dinlemeyi seviyorsanız koyabilirsiniz. O şekilde harika bir tart. Direkt Nike'dan gelecek olan bu. Peki benim vereceklerim hangisi? Ben şöyle bir tane Nike Pro vereceğim. Artık pek giymiyorum. Biraz da dar gelmeye başladı bana. Altı yaldızlı yaldızlı falan. Efsane bir şeydi bu da. Hani aldığım zaman çok pahalıya almıştım. Güzel bir tayt. Giymiyorum. Bari dedim birine hazır bu çekilişte verebileyim. Diğeri de yine Nike'dan Pro. Bir de grisi. Bu da biraz dar geliyor arkadaşlar. Yani medium giyenlere olabilir. Large giyenlere de olur tabii ki. Benim kadar kalın bacaklı, kalın popolu değilseniz yine olacaktır. Bu da harika bir tight. Bunları da ekstra vereceğim. Şortlardan biri dediğim gibi şu altındaki olabilir. Bir de arkadaşlar bakın mesela bu rengi de var. Hangi rengini isterseniz o anda çekiliş anında hangisi varsa sitede onu vereceğim. Peki nasıl katılacağız? Ne yapacağız? Her zaman olduğu gibi arkadaşlar oldukça basit. Yapmanız gerekenler çok basit fakat bu sefer Instagram ayağı daha kuvvetli. Şimdi bu ürünlerin hepsini short dahil YouTube'dan veriyorum. Yani YouTube yorumlarından vereceğim. Ne yapmalısınız kazanmak için? Kanala abone oluyorsunuz. Zil işaretine basarak. Zil işaretine basıyorsunuz. Kanala abone oluyorsunuz. Daha sonra bu videoyu beğeniyorsunuz. Zaten yapmanız gereken şeyler bu ikisi. Ve yorum yapıyorsunuz arkadaşlar. Yorumlarda içinizden geçen güzel şeyleri söyleyebilirsiniz. Gerçekten yorum yapmak için yorum yapabilirsiniz. Bir tane yorum yapmanız yeterli. Birden çok olduğu zaman bazıları fazla abartıyor. Engelleyebiliyorum. Zaten YouTube kendi engelliyor bazen. Veya zaten bir tane sayacağım hepsini. Çok fazla yorum yapmanıza gerek yok. Instagram nickinizi istiyorum. Çünkü Instagram'dan sizlerle iletişim kuracağım. Her çekilişte yapmış olduğumuz temel şeyler ve dördüncü olarak tabii Instagram nickinizi yazacaksanız beni Instagram'dan da takip ediyor olmanız lazım. Ayakkabı dahisi. Bunları zaten açıklamada da yazacağım, yorumda da yazacağım. Bu ürünleri buradan veriyorum. Peki ne kaldı? Ayakkabı. Peki ayakkabıyı nereden nasıl veriyorum? Ayakkabıyı da arkadaşlar Instagram'dan vereceğim. Instagram'daki yorumlardan daha doğrusu. Instagram'da ClutchTime.tr basketbol sayfasıyla bunu yapıyor olacağız. Her ikimiz de paylaşacağız bu postu ve postlardan ortak bir kazanan seçeceğim. Benden veya ondan fark etmez. Yapmanız gerekenleri Instagram kısmında zaten anlatıyor olacağız. Bu video ile birlikte bir post paylaşımı da olacak. Ayakkabıyı kazanmak için o zaman yapmanız gerekenler neler? Beni ve ClutchTime'ı takip ediyorsunuz. Gönderiyi beğenip altına 3 arkadaşınızı etiketliyorsunuz. Normal basit bir Instagram çekilişi olarak düşünün. Bu şekilde açıklamada, yorumlarda yapılması gerekenler yazıyor. Instagram'da da aynı şekilde yazacak ve kazananlar ürünleriyle buluşacak. Daha önce benden bir şeyler kazananları da şimdi videoda koyuyorum. Hep ben bir video göndermeleri rica etmiştim. Görün bakın. Herkes ilk defa kazanıyor bu çekilişlerden bir şeyler. Kimse daha önceden çok kazanmış değil. Şansınızı deneyin derim. Bu şekilde de bitmeyecek arkadaşlar kanaldaki çekilişler. Hatırlıyorsanız 3 ay önce diyordum ben size güzel çekilişler yapacağım. Her ay yaparak da buraya kadar geldik. Şimdi de yine devam edecek. Bu sadece farklı bir oluşumdu. Bu yılı kötülüklerini unutmanız açısından yeni yıla güzel bir giriş yapalım. Güzel dileklerle, güzel motivasyonla ve iyi bir ruh haliyle girelim. İstediğim için de bunu yapıyorum. Umarım hoşunuza gider. Umarım keyif alırsınız. Sadece kazanmayı düşünmeyin. Yeni ve harika videolar yeni yılda da devam edecek. Bu çekilişten sonra seriyle bir 10-15 gün full video atmayı düşünüyorum. Bayağı videolar birikti. Elimde hepsini editleyemedim. Yani ayakkabı dahisi her zaman olduğu gibi hatta daha iyi bir şekilde videolarla, içeriklerle karşınıza gelecek. İncelemeler var birkaç tane burada yapmadım. Onları hızlı hızlı sunacağım. Kutu açımları, ayakkabı keseceğiz. Vloglar zaten halihazırda devam ediyor. Takip etmeyi, destek vermeyi, yorum yapmayı unutmayın. Çekilişten bir şey kazanmak olmasın bence amacınız. Bu güzel içeriklerin tadını çıkarmak, bu güzel kanalın büyüyüşüne şahit olmak ve yer almak olsun. Tekrar tekrar teşekkür ediyorum destekleriniz için. Yeni gelen, yeni katılan, kanalımızı yeni gören arkadaşlarımız varsa da hoş geldiniz. Umarım sizlerle daha büyüyeceğiz, daha güzel işler yapacağız. Yeni yılda da yine güzel projelerimiz var, yeni içerik projelerimiz var. Böylelikle hem haber vermek, hem çekilişi başlatmak, gelecekler hakkında bilgi vermek adına bu videoyu çekmek istedim. Umarım hoşunuza gider. Umarım keyif almışsınızdır benimle birlikte. Ben biraz terledim, yoruldum. Sıcak bastı, ateş bastı. Kendinize dikkat ediyorsunuz. Ayakkabı da ise bugünlük out. Let's go! Bu küçük bir şey bile beni nasıl mutlu etti arkadaşlar. Bazen küçük şeyler mutlu ediyor. Bence küçük şeylerle de mutlu olmayı iyi bilmemiz lazım. Görüşürüz. Kendinize dikkat edin. Çekilişe katıldığımda bana çıkacağını hiç tahmin etmiyordum. Çünkü genelde şanssızımdır böyle konularda. Çıktığını gördüğüm zaman bayağı şaşırdım. Aynı zamanda da mutlu oldum tabii.
Buradan ayakkabı dahisine teşekkür ediyorum. Çekişlerin devamını bekliyorum abi. Abi merhaba, ben Giray. Ürün ayakkabı elime ulaştı. Gayet memnunum, bir problemi yok. Tabii bunlar da var ama manevi olarak en değerlisi bu. Teşekkür ederim gönderdiğin için. Çekilişten kazandığım ayakkabım bugün elime ulaştı. İlk defa bir çekiliş kazanıyorum ve ayakkabıya da ihtiyacım vardı. Diğer ayakkabım bayağı eskimişti. Bu yüzden çok mutlu oldum. Ayakkabı Dice kanalına çok teşekkür ediyorum.